Şey otağı Teşekkürler Sina Sayın Koç. Filipa prosím. Ve Filip Panak'a da teşekkür ediyoruz. Tak začneme znovu ČTK. Dobrý den, Filipe. Položím rovnou dvě otázky. Jednak, jak se těšíte na ten zápas? Asi předpokládám o to víc, když jste nehrál v Istanbulu. A trénovali jste penalty? Díky. Evet, iki sorum olacak. Beklentileriniz nedir? Özellikle birinci maça çıkmadığınız için şu anda ikinci maçta rövanş karşılaşmasından şahsi beklentileriniz nedir? İkinci sorum ise penaltıları çalıştınız mı? Tak na zápas se těšíme všichni hodně. Myslím si, že pro nás je to taková, říkám, odměna, ale je to za tu naši práci, co jsme udělali za poslední rok a půl, tak je to hezký zápas, který věříme, že zvládneme. A nějakým způsobem jsme penalty netrénovali, nebo jsme to neřešili. Je to taková loterie vždycky, takže pak to bude o tom, kdo si věří, kdyby k tomu došlo. Evet, elbette yarınki müsabaka çok önemli bir maç. Beklentilerimiz gayet yüksek. 1,5 yıllık bir sürecin, bir emeğimizin sonucunda ulaştığımız bir noktada şimdi bunun meyvelerini topluyoruz. Umarım başarılı olacağız ve bir sonraki tura geçeceğiz. Penaltılar konusunda özel bir hazırlık yapmadık. Standart çalışmalarımız haricinde penaltılara özel bir hazırlık yapmadık antrenmanda. Dobrý den, Filipe. Vy jste sice nehrál, ale sledoval jste tomu utkání, určitě jste měl i rozbor toho utkání. Tak co považujete za největší nebezpečí od Galatasaray, třeba i konkrétně hráče? Děkuju. Evet, Filip, ilk maçta oynamadınız ama elbette maçı yakından takip ettiniz. Galatasaray'ın en büyük tehlikesi getirdiği en büyük tehlikeler kimdir? Oyuncular, en tehlike olarak gördüğünüz oyuncular kimdir? Tak my jsme věděli, už když jsme jeli do Istanbulu, že mají nesmírnou kvalitu do přechodové a útočné fáze. Kluci to zvládli v minulý týden velice dobře, ale oni mají i tak něco speciálního, takovou tu výsadu velkých hráčů, že dokážou vymyslet něco, co většina lidí nebo hráčů ne. A myslím si, že jejich největší hrozba pro nás bude ta přechodová fáze a celkově útok. Evet, ilk maçta İstanbul'da gördüğümüz şekilde rakip takım gerçekten çok kaliteli takım ve bir takım ve çok kaliteli oyunculara sahip. Özellikle hücuma geçişte ofansif oyuncuların da çok büyük bir kuvvetli gücü var. Gerçi ilk maçta çocuklar, arkadaşlar bunu çok iyi başardı. Ama gördüğümüz gibi büyük oyuncuların yaptığı bazı şeyleri herkes yapamıyor. Galatasaray'ın sahip olduğu bazı büyük oyuncular özel durumlarda kendini gösteriyor. Genel olarak yarınki müsabakada rakibin hücuma geçiş aşamasını, ofansa geçiş aşamasını en büyük tehlike olduğunu düşünüyorum. Dobrý den, Filipe. Mluví se hodně o tom domácím prostředí. Porazili jste na Letný i Betis třeba. Tak vy osobně cítíte, že před domácími fanoušky jste třeba na vyšším levelu? Filipe, evde oynadığınız maçlarda daha güçlü olduğunuz bariz. Betis karşılaşmasında da onları yendiniz. Kendinizi evinizde rakip sahadan çok daha güçlü hissediyor musunuz? Tak myslím si, že to má takhle většina týmu, že se jim hraje doma líp před vlastníma fanouškama. Je to něco trošku sebevědomí, trošku, když se něco nepovede, tak vás lidi podrží. Víte, že na to nejste sami, jenom hráči a realizák, ale za náma stojí spoustu lidí, kteří nás podporují ve chvíli, kdy se třeba nedaří. Takže vždycky se hraje lépe doma a za poslední dobu, co se na Letný děje, když je pořád vyprodáno, tak je to o to víc. Evet, çoğu oyuncu kendini deplasmandan daha ziyade evde daha iyi hisseder. Bu normaldir. Özgüven getirir ev ortamı. Son zamanlarda evimizde çok daha başarılıyız deplasmandan. Taraftarlarımız elbette bize destek oluyor ve başarısızlıklar olduğu durumda bile arkamızda duruyor ve sesli bir şekilde bizi ileriye doğru yönlendiriyor. Letna'daki son maçlarımızda her seferinde stadyum tümle doluydu ve yarın da çok hareketli ve heyecanlı bir ortamda maça çıkacağız. Česká televize. Tak příště. Veřejnoprávní organizace si to předají mezi sebou.
Tak děkuju. Dobré odpoledne, Filipe. Já se taky zeptám na Asgera Serencena. Byl jsem na tréninku, vyvolalo to hodně pozitivní reakci. Když vám to oznámil, tak věděli jste třeba už v kabině, že Asger jedná o novém kontraktu. A v čem třeba vy vidíte jeho největší přednosti, v čem je on ten top hráč pro Českou ligu? Děkuju. Evet, Filip, ben de Asker Sorensen hakkında bir soru sormak istiyorum. Diğer oyuncular arasında kendisinin yeni kontrat imzalaması ve kontrat uzatması ne şekilde bir tepki aldı? Olumlu bir tepki sergilediniz mi? Ve kendisini en iyi oyuncularınız arasında görüyor musunuz ve takıma getirisi nedir? Tak, všichni jsme to uvítali s velkou radostí, protože Asger pro nás, nebo celkově, co se, jak zapadl za ten poslední rok a půl, moc hráčů si takhle nepamatuju, že by zapluli tak přirozeně do České ligy, která si myslím, že není úplně jednoduchá, skrz ty souboje a takovou tu soubojovost. Ale on to zvládl skvěle, v tom si myslím, že jeho největší devíza, těžko se obchází silnej v soubojích. A pro nás je strašně důležitý v tom, že je taková spojka mezi cizincema a Čechama, trošku jim vysvětluje věci, když někdy přijde nějaký nový cizinec, jak to tady vlastně chodí, takže nám to strašně moc ulehčuje a pro nás je strašně důležitý. Evet, hepimiz çok memnun olduk kendisinin bu kontrat uzatmasından. Asker bizim için çok önemli bir oyuncu. Son 1,5 yılda elde ettiğimiz başarıların büyük bir kısmı onun sayesinde başarıldı. Ligimizde çok zor maçlarda çok başarılı müsabakalara çıktı. Özellikle birebir de geçilmesi çok zor, defansif açıdan geçilmesi çok zor bir oyuncu. Bu konuda çok takımımıza çok faydalı. Ayrıca kendisi oyuncu kabininde de yabancı oyuncular ile Çek oyuncular arasında bir nevi bir bağlantı köprüsü kuruyor. Yeni gelen yabancı oyunculara çok yardımcı ve destek oluyor. Honzo, prosím. Hezké odpoledne, Filipe. Já navážu trošku na trenéra, který už o těch absencích mluvil, ale pro vás, jak náročný nebo naopak to není náročný z hlediska určitých automatismů, přece na té levé straně asi pokud by mohli hrát, tak by se minimálně někteří z nich objevili, tak jak vy to vnímáte, že tam třeba nějaký ty vazby úplně nebudou, nebo jestli to vůbec neřešíte? Evet Filip, ben de teknik direktöre sorduğumuz soruyu tekrarlamak istiyorum. Eksik oyuncuların nasıl algılıyorsunuz? Elbette 3 oyuncu eksik çıkacağız bu yarınki maça. Özellikle sol kanattaki formasyonu etkileyecektir. Bazı otomatik olan gelişmeleri etkileyecek midir? Ve kendilerinin eksikliklerini ne derecede hissedeceksiniz? Tak jak už říkal trenér, určitě bychom chtěli, kdybychom byli všichni k dispozici a trenér si vybral 10 hráčů, kteří budou hrát. To patří k fotbalu. Samozřejmě pro nás by bylo jednodušší, kdyby hráli kluci, co hrávají normálně, ale myslím si, že máme tak kvalitní kádr a těch kluků, co nás tady je spoustu. Pro ně je to obrovská příležitost, jak do toho promluvit, jak nám pomoct a celkově je to zase nějaká výzva, jak to zvládnout a jak se tomu postavit a celkově ukázat, že třeba to nezáleží jenom na 2 hráčích, 3, ale jsme tým a je nás 20, já nevím, 29 třeba a táhneme za jeden pro vás všichni. Evet, teknik direktörümüzün de söylediği gibi keşke hepimiz olsaydık ve maça çıkabilseydik ama futbol böyledir. Futbolun getirdiği bazı durumlara uyum sağlamak gerekir. Birinci maça çıkan oyuncuların bazıları ikinci müsabakaya rövanşa çıkamayacak. Ama kadromuz çok geniş ve çok kaliteli oyuncularımız var. Yerlerine çıkacak olan oyuncular kendilerini göstermek, ispatlamak ve takıma yardımcı olmak için bu fırsattan faydalanacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak 29 kişiden ibaret bir takımız ve hepimiz bir takım olarak beraber oynuyoruz. O yüzden kişiler önemli değil.